Şu an cezaevlerinde 60'tan fazla tutuklu gazeteci var. Bunların büyük çoğunluğu Kürt medyası diye tabir edilen, Kürt sorununu merkeze alan medyanın çalışanları. Erişim engelleri yine en çok Kürt hesaplara, Kürt gazetecilerin hesaplarına konuluyor. Neredeyse erişime açık hiçbir Kürt medya organının hesabı yok Türkiye'de. Yani hem gazetesinden, televizyonundan, şahsi hesaplara kadar engelli vaziyette. Bu Türkiye'nin Kürt politikasındaki otoriter tavrının bir yansıması olarak okuyorum ben. Yani örneğin sadece Kürt medyası değil, depremde her dilde teşekkür edilirken, Dışişleri Bakanlığı depreme yardım eden bütün ülkeleri, bütün halklara teşekkür ederken Kürtçe etmedi. Bu devletin Kürt politikasındaki sertliğinin bir yansıması. Niye sessizlik oluyor? Çünkü maalesef dünya kamuoyu olsun, Batı, Türkiye'nin batısındaki örgütler olsun, Kürt medyasına olan baskılara alışmış vaziyette. Veya bir şekilde de sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu yanlış bir şey. Çünkü bugün Kürt medyasına yapılanlar aslında yavaş yavaş tüm medyada yapılıyor. Yani sadece Kürt medyası değil, diğer medya organları da artık erişimen kapatılıyor. Bu zamanında tepki koymamaktan kaynaklı. Yani Kürt medyasına ses çıkarmamak ileride kendilerine olan baskıyı da bir zemin hazırlıyor. Bunun için daha çok dayanışmanın, daha çok Kürt medyası çalışanlarının hem basın özgürlüğünü hem ifade özgürlüğünü savunmaktan geçer. Yani basın ve ifade özgürlüğünü ilkesel savunmak gerekiyor. Kişilerin Kürt medyasında mı, merkez medya mı, sol medyada mı çalışmasından öte gazetecilik yaparken baskı altında olan herkesin hakkını savunmak gerekiyor. Maalesef bu etik kuralı çok fazla Batı ve batılı örgütler işlemiş değil. Bunun hukuki bir karar olmaktan öte politik bir karar olarak düşünmek daha doğru olur. İstanbul depreminde 5.89 diye hatırlıyorum. 20 saat biz telefonlara ulaşamadık, iletişim yoktu. Ve BTK bu şirketlere para cezası kesti. Milyonlarca lira ve yeni afet durumlarında tedbirinizi alın diye de aynı zamanda bir şekilde onları uyardı. Ortak toplantılar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda GSM şirketleri ortak toplantılar yapıldı ve ileriki doğal afetlerde tedbir alalım diye kararlar çıktı. Ama görüyoruz ki Maraş depremleriyle böyle bir kararın uygulaması söz konusu değil. Şirketlerin doğal afetle ilgili planları söz konusu değil. Şirketlerin fiber yatırımları söz konusu değil. Şirketlerin uydu yatırımları söz konusu değil. Şirketlerin deprem sonrası deprem bölgesine gönderme imkanı varken bunları yapmadığını görüyoruz. Yani birçok teknik olarak birçok yapacakları şeyler vardı. Bunların hiçbirisini yapmadılar. Bu aynı zamanda şunu ortaya koyuyor. Türkiye'de tekelleşmiş 3 tane şirket var. İsim verebiliriz yani Vodafone, Telekom ve Turkcell. Bunlar anayasaya göre koruma altında olan iletişim hakkı konusunda çalışma yürüten 3 tekelleşmiş şirket ve Türkiye vatandaşları dünyanın en pahalı internetini, en pahalı telefon iletişimini kullanıyor. Gerçekten yurt dışına çıktığınızda bunların çok ucuz olduğunu çok hemen fark ediyorsunuz. Bu yüksek ücretlere rağmen hiçbir yatırım yapmadıklarını bu depremleri bir kez daha gördük. Depremin 6. günü dahil bir iletişim sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Bunu gazetecilerden biliyoruz, bunu siyasetçilerden biliyoruz, bunu depremzedelerden biliyoruz. Bunların tedbiri olsaydı binlerce canın kurtarılma ihtimali de söz konusuydu. Biz de bu yüzden suç duyurusu yaptık GSM şirketlerinin özelinde. Çünkü bu aynı zamanda Maraş depremleriyle ilgili adalet arayışı olmakla beraber olası ve olması beklenen İstanbul depremi için bir önemli bir adım. Yani biz bu şirketlere sorumluluklarını anlatmadıkça, yatırımlarını, nereye yaptıklarını şeffaf olarak bize anlatmadıkça, niye afet planlı yapmadıklarını öğrenmedikçe biz İstanbul depreminde aynı sorunları yaşayacağız. Teknik olarak dünyanın birçok ülkesinde GSM şirketleri var. Bölgeye gemi yollanabilirdi, bölgeye seyyar baz istasyonu yollanabilirdi, bölgeye örneğin enkaz altında yaşayanların şarjı bitiyor ya teknik olarak, bazı cihazlar var ve ellerinde o cihazlar olduğunu biliyoruz. O cihazları enkaza yakın yere koyduklarında o bataryanın ömrü bile uzayabiliyor. Yani birçok teknolojik imkan var. Biz 2023'te yaşıyoruz. 2023'te iletişimin sorunlarının olmaması gereken bir dönem, bir yıl.
baktığımız kadarıyla siyasetteki kirileşme, yolsuzluk bu şirketlere de yansımış vaziyette. Bu şirketlerin tek yaptığı şey halktan telefon ücreti tahsil etmek, tahsil edemediklerine de hukuk bilmeden verip icra yapmak. Bunun dışında hiçbir yatırımları yok. Değil deprem bölgesinde, İstanbul'da bile belli bölgelerde iletişim sıkıntısı yaşıyoruz. Bu yüzden bu şirketlerin hukuki sorumlulukları söz konusu. Binlerce insan bu şirketlerin hatası yüzünden, ihmali yüzünden ölmüş olabilir. Bunun tespiti tabii ki yargı yapacak ama biz de o suç duyurusunu güçlendirmek için uluslararası kurumlardan da raporlar aldık. Yani o GSM şirketlerinin iletişiminin kesik olmasının enkaz altındaki insanların yaşamıyla arasındaki bağı tespiti için raporlar da aldık. Biz bu suç duyurusunu arkasında duracağız. Yani bunun bir şekilde davaya dönüşmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz ve eminim ki davaya dönüşecek. Kısa vadeli olmasa da dönüşecek çünkü çok açık ve net bir ihmal söz konusu. Bile bile bir kere Maraş depremi biliniyordu. Bu raporlama hem AFAD'a hem Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanlığı'na hem de bu şirketlerin genel ilgililerine gönderilmişti. Buna rağmen bu tedbiri almamaları bir ihmalden öte bilinçli taksirle, yani sonucunu bilmelerine rağmen insanların ölümüne izin verdiler. Yaralanmasına izin verdiler. Yardım örgütlenmesini engellediler. Yani biz telefona sadece yaşam kurtarmıyoruz, aynı zamanda bölgeye gidecek yardımı da organize ediyoruz. Onu da engellediler ve şu anda hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Reklam filmleri vardı, drone selleri vardı Turkcell'in. Sonra ben tespit ettim ki drone sel reklamı silmişler internette. Yani niye sildiniz bu reklamı? Çünkü bir sorumluluk ortaya koyuyor. Bu suç duyurusu önemli. Dünyadaki tek davaya dönüşebilir. Dünyada GSM şirketlerine açılmış doğal afet dönemindeki dava söz konusu değil. Bu tek bir örnek olabilir. Bu yüzden uluslararası kurumların da dikkatle izlediği bir soruşturma. Bu da suç. Çünkü depremin ilk 72 saati çok kritik önemde. Yani uluslararası raporlarda insanların yaşama olasılığının %75 olduğunu ifade ediliyor. İlk 72 saatte. Sosyal medya, yani Twitter, TikTok'ta özellikle Twitter hem örgütlenme açısından önemli, mecra yardımın örgütlenmesi, hem biz gözlerimizle gördük. İnsanlar adres, konum atıyorlar. Biz buradayız, yardım gelmedi. İşte enkazda babam var, enkazda annem var, enkazda kardeşim var diye tweetler gördük. Ve bu tweetler sayesinde gönüllü insanlar gidip o insanları çıkardılar. BTK ikinci akşam hiçbir yasal gerekçe sunmadan dezenformasyon gerekçesiyle Twitter'a erişimi 8 saat engelledi. Bant daralttı. Burada BTK'nın tercihi ne oldu biliyor musunuz? BTK'nın tercihi iktidara olan eleştirileri susturmayı tercih ettiler. Yani insan yaşamının, yardım örgütlenmesinin değil, iktidarın eksikliklerine, ihmale olan eleştirileri veya deprem bölgesinde anlık görüntülerin kamuoyuna ulaşmasını engellemeyi tercih ettiler. Bu da bir suçtur. Bununla ilgili suç duyurusu yaptık. Hem haberleşmeyi engellediler hem de insanların ölümüne göz yumdular. Ve henüz bir açıklama yapmış dahi değiller. Hangi yasal mevzuata göre bu engellemeyi yaptıklarını biz de bilmiyoruz. Bu yüzden suç duyurusu yaptık. Belki savcıya bunu sunarlar. Ama görünen o ki iktidar tüm kurumlarıyla eleştiriyi veya gerçekliği örtme çabasında. Bu da tabii ki iletişimin denetlenmesinden geçiyor. İktidar bunun farkında. Yani deprem bölgesinde bilginin tekelleşmesi için, yani kendi kurumlarından, kendi yandaş diye tabir edilen medyadan gelmesi için elinden geleni yaptılar. Halkın gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yaptılar. Hala yapıyorlar ki 2000 taneden fazla haber sitesine, kişisel hesaba erişim engeli geldi. Ulusal kanallar kapatıldı. Bu iktidarın bilgiyle ilişkisinden kaynaklı. Türkiye tabii, Türkiye ve Suriye büyük bir deprem yaşadı. Bu deprem bir felakete dönüştü. On binlerce insan hayatını kaybetti. Tabii burada yönetimin büyük eksiklikleri var. Zamanında arama kurtarma çalışmalarını başlatamadı. Çok geç müdahale etti. Bu da can kayıplarının artmasına neden oldu. Hayatta kalanlara ise temel ihtiyaç maddeleri çok zor ulaştı.
Hatta hala eksiklikler var ama iktidar her şeyin kontrol altında olduğunu savunuyor. Durumu böyle kurtarmaya çalışıyor. Şimdi toplum ama ne olduğunu biliyor. Gazeteciler sayesinde öğrendi bunu. Sosyal medya sayesinde öğrendi. İktidar kendi dediğinin sadece duyulmasını istediği için oradaki skandalların, eksikliklerin, beceriksizliklerin duyulmasını istemediği için gazetecilere saldırdı. Yani gözaltına aldı. Hatta doğrudan şiddet uyguladı. Uygulandı birçok yerde gazetecilere. İşte gözaltına alma, yayın yasakları, ekran karartmalar. Bunlar hep işte toplumun burada yaşanan rezaleti, hatta bir tür katliamı görmesini engellemeye çalışmak için yapıldı bütün bunlar. Hala daha yapılıyor. İnternet sitelerine erişim engelleniyor. İşte yayın yasakları vesaire ve sürekli de tehdit var tabii. Hem gazetecilere hem de toplumun bir 40 gazetecilere yönelik zaten epey uzun bir süredir büyük baskı var. Halen cezaevlerinde olan çok sayıda meslektaşımız var. Aylarca iddianamesiz cezaevlerinde tutuldular. Hatta çıkan iddianamelerde de yaptıkları habercilik faaliyetinden dolayı tutuklandığı da itiraf edilmiş oldu. Deprem sırasında da bu meslektaşlarımıza, Kürt gazetecilere yönelik baskılar sürdü. Onlar gözaltına alındı. İşte sahada taciz edildiler haber yaparken. Ama biz birçok bölgedeki birçok şeyi de onlardan öğrendik. Yani işte o özgür basının geleneği dediğimiz gelenek devamcısı olan haber ajanslarının geçtiği haberlerden öğrendik ve bütün deprem bölgesinde de vardılar. Yani işte Adıyaman'dan Hatay'a, Diyarbakır'dan Maraş'a kadar her yerde de onlardan haber geçtiler ve onlardan çok şey öğrendik. Bu bir takım hesapların askıya alınması, internet sitelerinin engellenmesi de hem bu deprem süresince haber alma hakkının ihlali, hem var olan baskıların devamı, ama hepsini toplam olarak düşündüğümüzde şöyle bir durum çıkıyor karşımıza. Yani ilk başta söylediğiniz o sansür yasasını da devreye sokarak nasıl bir seçim süreci yaşayacağımızın da göstergesi. Yani iktidar kendilerinden olmayan her mecrayı susturmaya çalışacak ve seçim sürecini de böyle yürütecek gibi düşünüyoruz. Yani bütün bu yasaklamalar, baskılar bunların işareti diye düşünüyorum.